inşaat işlerinde karşılığı işlemlerde, tescillerde şöyle arsa sahibine verilen dükkan ya da şeyler tadil olur mu, nasıl olur? En son kaidesine yazı ise bunun uygulanabileceğini söylüyor. Yani KDV tahakkuk edeceğini söylüyor. Fakat bununla ilgili danıştay kararları var. O konuda sizden bilgi veriyor. Şimdi tabii veririm de yalnız bizim bir özelliğimiz var. Yeminim Ali Müşavi şirket olarak. Meslektaş. Bunlar geldiği zaman. Ne? Nazım Bey'in işte oturum başkanımız dedi ya. Beni bu makamda indiremezsiniz. Ben buradayım, yönetim kurulu başkanıyım. Çünkü burada 99.5 sistem var. 99.9. Nazım Bey'in bir şeyi de şu, bu tip sorular geldiği zaman ben hocayım, biliyorsun Nazım Bey'in bir de hoca olma özelliği var. Hoca edasıyla bu soruları ben daha iyi cevaplandırıyorum diye uyardı şimdi. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla saygılar arkadaşlarım, bu kadar veciz bilgiyi anlatan kolay kolay arkadaşımızı az gördüm. Ben en güzel de bu hocanın üç kişinin bisiklete binme olayı nasıl ya? Ben onu bir türlü anlayamadım. Yani bisiklete biz iki kişi biliyoruz da üç kişi nasıl biliyor? Ben o zaman Türk vergi sisteminin ne kadar çarpık bir yapıda olduğunu Sayın Necati Akın arkadaşımız anlatmış oldu. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bunu onun için hikaye ettiğini evet. Şimdi söz sırası sana söz vereceğim zaten. Ben en son söz başkanların ama başkan burada iki tane bir oturum başkanı yani. Dolayısıyla en son yine bende. Mikrofon bende çünkü. Sayın Mehmet Çağ arkadaşımı kürsüye davet ediyorum. DTK'nın çok önemli maddelerini size sunacağım. Buyurun Mehmet Bey. Ortaya gel Mehmet Bey, ortada. Mikrofonlar şeyin kürsüde değil. Sesim geliyor. Şimdi Türk Ticaret Kanunu 1535 maddeden oluşuyor. Ben birinci maddede başlayacağım, 1530'da bitireceğim. Başlangıç madde ve son madde. Ama tabii hepsini tek tek saymayacağım. Bugüne kadar konuşulmamış olan veya az konuşulmuş ama şirketin hayatı için önemli bulduğum maddeleri ortaya koyacağım. Ama cezalardan hiç bahsetmeyeceğim. Çünkü hep cezalarla dövüyoruz. Biz şirketleri ayakta tutmak da görevimiz ki raporunu yazalım, herkesini hesaplayalım. Şimdi Necati Bey'in konuşmalarından sonra bir şey esinlendi. Bir ekolojik denge var. Doğada, insan hayatında, ekonomide ve şirketlerinde. Bu ekolojik denge bir gün geliyor, kendini sıfırlıyor, tekrar başlıyor. Şimdi bir simülasyon yapmışlar. Bilimsel bir simülasyon. İşte bir Afrika'nın bir ülkesi, bölgesi, su yok, açlık var, sefalet var, hastalık var, her şey var. Ve bir adam bulmuşlar. Demiş ki sana sonsuz kaynak. İlk burayı düzelt. Kaynak sonsuz. Ne yapar? Önce suyu saçar. Meralar açar. Aşılar, şunu yaptı, bunu yaptı ve refah seviyesi yükseliyor. Gelmiş 10. seneye bu simülasyonda, 10. senede yükselen refah seviyesi birdenbire düşmeye başlıyor. Yeniden hastalıklar çıkmaya başlıyor. Nüfus artmış, hayvan artmış, bu sefer otlaklar yetmemeye başlıyor. İnsanlar tekrar birbirine bölüşmedeki olay ve tekrar en eski duruma geliyor. Geldiği noktada üstte kalan %5'lik bir bölüm. Ve tekrar aynı seviye, yeniden bir kurulu. Şimdi Türk Ticaret Kanunu uluslararası sermayenin ülkelerin entegrasyonunda zorlamış bir madde. Bugün biz Türk Ticaret Kanunu değiştiriyoruz ama
Bizim örnek aldığımız Almanya'da bunu değiştirmeye hala çalışıyor, İsviçre'de değiştirmeye çalışıyor. Ve bütün maddelerde Avrupa Birliği'nin şirketler hukuku ve aynı zamanda yönergeleri her maddemize etkin olmuştur bu kanunda. Şimdi birden başlamamın sebebi, orada bir yazmıyor ama Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu'nun ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Bu birinci madde kanunu. Bu anlıyoruz. Borçlar hukuku da diğer hukuklar da bunu etkiliyor. Yalnız bu maddede yazan bu kanun, bu maddesi tek başına bu kural değil. Git borçlar kanununa bak diyor, deline bak. Çünkü onun ayrılmaz bir parçası. Burada özellikle ticari işletmeyi ve taciri aldık. Ticari işletmelerdir, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşanlar. Bunu bakanlar kurulu kararı verir. Bu işletmeyi devamlı yapana da tacir denir. Evet, bunu anlaştık. Ama şimdi gelen noktada kanun diyor, görev her tacir içindir. Bir, ticari defterleri tutmak. Bu tacirin görevi. Yani bugün buralarda olmuyorsa ama görevli, her tacir, muhasebeyi, ticari defterleri tutmak, envanteri çıkarmak, senenin başında ve sonunda finansal tabloları ve eklerini çıkarmakla sorumludur. Bu bir kere bir genel kural. Ha, bunu muhasebeci yapmış da olmuyor, bunu iletmek. Her tacir. Tacir dediğim zaman gerçek ve tüzel kişiler. Gerçek kişi bildiğimiz gelir vergisi mükellefleri, tüzel kişiler, anonim, limited, komandit, her neyse toplu. Şimdi kanun bir yenilik getirdi. Şirketler topluluğunu açıkladı. Şirketler topluluğunda diyor ki, hakim şirketle, şirketler topluluğunda, şirket burada gerçek kişi değil, bir ticari şirketten bahsediyor, ticari şirket. Ticari şirket, diğer şirketlerde hakim konumda ise yavru şirketleriyle ilişkisini hem yavru şirket hem hakim şirket her yıl raporlayacak bu aradaki ilişkiyi. Ne aldım, ne sattım, hangi amaçta ne yaptım. Eğer hakim şirket yavru şirkete zarara uğrattıysa şu bölümünü kapat, şu arsayı al, bunu bedavaya kiraya ver veya başka bir şey. Bu ilişkiler raporlandığında yavru şirket diyecek ki hakim şirket benim şu kadar şu bölümü kapattı, bunu ucuza sattı, şunu yaptı veya kaynağımı öğretmeden. Hakim şirket ertesi yıl bunu telafi etmek zorunda. Edemezse cezası. Dolayısıyla bizler şimdi aile şirketlerimiz var, yavaş yavaş aileler bir kişi her yere ortak olmaktan öte şirketler şirketlere ortak olmaya başlıyor. Bu madde, bu yeni giriyor, bu önemli. Şirketler topluluğu tanımlanmış ve hakim şirketle yavru şirket arası mutlaka raporlanacak ve yıllık faaliyet raporuna girecek. Hele konsolidasyona tabi ise daha detaylı yapılacak ve uğrattığı zararı tazmin etmek zorunda. Şimdi kanun bölünme ve tür değiştirmeyi, birleşmeyi yeniden düzenledi. Ama burada yeni haklar verdi. Bu yeni haklarda pay sahipleri, azlık haklarını ve çalışanları korunmuş, istenmesi halinde de ayrılma hakçesi korunmuş. Ben bölünmede, birleşmede istemiyorum. Burada ben tutuyorum. O zaman ya bir değer biçilecek, ha, bu değeri ben kabul etmeyeyim diyorsa mahkemeye gidecek, mahkeme öz varlığını tespit ediyor, oradan onun payını çıkarıyor ve alın akçeni, sen ayrılabilirsin. Burada küçük paydaşları koruma amaçlı. Ve limite şirketlerde de hep sorun olan ortaklıktan çıkarılma ve çıkmayı da maddeler halinde yeniden düzenlemiş. Bununla ilgili 638'den 642'ye kadar ortaklıktan çıkma ve çıkarılma düzenlenmiş. Bu da yine küçük ortaklar için bir haklarının korunması. Şimdi kanun borca batıklığı yeniden düzenliyor. Eski kanunda 354. madde var. İflas hali, teknik iflas. Orada borca batıklık durumu. Bu borca batıklık durumunda diyor ki
müdürler şirketin borcu bakıtlığı veya finansman durumunu, kredi durumunu yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda mutlaka bildirecektir. Ve aynı zamanda eğer bir borca bakıtlık durumu varsa bunda sermayesiyle kanun yedek akçelerin toplamı zararı karşılamıyorsa bir bakıtlık durumu vardır. Yarısı gitmişse hemen yönetime haber ver, tedbir al. Üçte ikisi gitmişse mahkemeye git. Bildir. Ya sermayeni azalt, kaybettiğin sermayeyi azalt, sermayeyi işte 5 milyondan indir 1 milyona, 1 milyona idare et ya da 5 milyonu tamamla. Bu müdürlerin görevi. Burada ilgili de 375 ve 625 maddeler koydum. 375 anonim şirketlerde yönetim kurulunun devredilemez, vazgeçilemez hakkıdır görevler. Bunun içinde borca batıklık durumunu bildirmek var. 625. maddede de limited şirket müdürler kurulunun vazgeçilemez, devredilemez yükümlülükleri orada da batıklık durumunu bildirmek var. Şimdi bir önemli olay daha var. Şirketin iflası halinde, bunu aranım şirket için düzenlemiş ama piyasada limited şirket için de geçerli. Şirketin iflası halinde yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklarına karşı iflasın açılmasından önceki 3 yıl içinde şirketten aldığı kar payı, huzur hakkı, yolluk veya her türlü bir şey şirket iflas ettiğinde bir kurul ona bakacak. Ha burada hakkaniyet yoksa sen bu şirketi soymuşsun öyle gitmişsin. Tespit ederse iflastan önce 3 yıl içinde bütün bunları geri isteme hakkı var. Yönetim kurulu da onu geri vermek değil. Şimdi tekrar kanun limited şirketlerde şirketin varlığını sürdürebilmek için ek ödeme ve yan edim yükümlülüğü getirmiş. Bu 324'teki teknik iflası engellemek için gelen 376'ya destek olmak. Burada da anonim şirketlerimizle şirket arasındaki fark bu anonimde yok. Ek ödeme yükümlülüğü, yan edim yükümlülüğü. Eğer şirket ödemiş sermayesi artı yedek akçeleri toplamı zararı karşılamadığı takdirde şirketteki sermaye oranı iki katına kadar ek ödeme yükümlülüğüne sahip. Ama bu diyor ki ana sözleşmede var ise. Ana sözleşmeye ek ödeme ve yan edim yükümlülüğü olmuşsa her ortak şirketin zararını karşılayıp öz varlığını tekrar eski haline getirmek için para ödemekte yükümlü. Ana sözleşmede var ise. Ama ana sözleşmede olup olmadığını düşünmeyin. Eski 324'te biz sermaye arttırmaya çıktığımızda ya öz varlığın yetmişse bu sermaye arttıramasın diyorlar. Ne yapılıyordu? Ortakların alacağından işte zarar karşılığı fonlar yaratılıp tekrar öz düzeliyordu. Öyle sermaye arttırabiliyordu. Onun daha kanunlaştırılmış hali. Bununla ilgili yine şey var. Zararlar karşılandıktan sonra bu parayı geri alabilir. Öz varlık tekrar korundu, zararlar karşılandı, serbest yedek akçeler müsaitse bu parayı geri alabilir ortaklar. Bu kanun. Ama bir de vergi yönü var. Mali idare diyor ki bu verdiğin para diyor senin ne sermayen ne başka bir şey. Borç da değil, zararı karşılamışsın. Batığı kapatıyorsun. Bu şirket için hibedir. Onu gelir yazacaksın. Üstüne de KDV koyup bir de fatura keseceksin. Yeni yeni bu tür davalar var. O 324'ün uygulamalarıyla ilgili. Ama ne gelecek henüz bilmiyoruz. Yani bu kanun maddesi olmasına rağmen bu hibedir diyor. Çünkü bunun karşısında bir şey almıyorsun. Bir an önce şirket öz varlığını koruyup yer alırsa herhalde problem kalmayacak. Burada da yine demin okuduğumuz maddeye uygun bir madde var. Hani iflastan sonra fazla aldığı parayı geri versin.
şirket ortağının şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde iflas etmişse o şirket ve ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemişse çağırıp ondan o para tekrar isteniyor. Gerekçesi alacakların hakkını korumak, çalışanların hakkını korumak. Yani şirket batacak durumdayken ben kaçıyorum, engellemeye çalışıyor. Şimdi kanun Ayşe Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerinin vazgeçilemez ve devredilemez görevlerini 375.625'te saymıştır.